Herkese selam. Umarım cuma gününüz keyifli geçiyordur dostlar. Haftanın son iş günü, son yorucu iş günü diyelim. Benim için gerçekten yoğun ve yorucu bir iş haftası oldu. Umarım sizin için daha güzel, daha keyifli bir hafta olmuştur. Arkamda gördüğünüz gibi bir de Christmas efektimiz de var arkadan. Malum buralarda Christmas, ben de ağacı kurdum. Ne yapıyorum derseniz vallahi her sene aynı ağacı alıyorum arkadaşlar. Süsler de var zaten. Gerek yok fazladan bir daha ikide bir her sene ağaç almaya. Aynı ağacı dikiyorum, süslüyorum. Zaten plastik doğaya da zarar vermemiş oluyoruz böylece, en azından ben öyle umuyorum. Her neyse, geçen hafta nelerden bahsettik bir ona değinelim. Sonrasında ben kanal yorumlarına bir gireceğim. Biraz onlara bakacağım. Sizlerin sorduğu bazı soruları yanıtlamaya çalışacağım. Hoşuma giden bazı sorular var. O yüzden özellikle bir onunla başlamak istiyorum. Şimdi geçen hafta neden bahsettim ben? İrlanda'da yatırım yapılabilir mi? Yapılabilirse hangi alanlarda yapılır? Ne kadar bir meblağla yatırım yapabilirsiniz? Ve yaptığınız yatırımla oturum hakkı kazanabilir misiniz? Bunları detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım parası olan diyemeyeceğim artık. Türk lirasının maalesef ki böyle Elon Musk gibi uzaya uçarcasına gidişinden sonra artık yani ne diyeyim, gerçekten çok nadir insanların yapabileceği bir şey haline gelecek galiba. Onu da söylemek istiyorum. Yani gerçekten bu üzüldüğüm bir şey. Bakmayın böyle güldüğümüze, ağlanacak halimize, artık güler hale geldik. Öyle söyleyeyim. Şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Öyle söyleyeyim. Ya umarım daha kötüye gitmez ama bundan daha kötüsü ne olur onu da bilmiyorum. Tek dileyebileceğim şey, umarım milletimiz bir yerde artık bir uyanır diye umuyorum. Umuyorum bir şeyler doğru bir şekilde değişir diye umuyorum. Neyse, fazla siyasete ve politikaya dadanmayalım. Şimdi öncelikle yorumlardan bahsedeceğim. Birkaç tane güzel yorum var. Bir ona değineceğim. Sonra yine bugünün konusuna gireriz. Şimdi Enes yazmış bana. Enes Gök ne demiş? Merhaba Güntekin Bey demiş. Merhaba Enes. Benim size naçizane bir eleştirim olacak. Olsun tabii. Eleştirilere çok açığımdır dostlar bu arada. İstediğiniz yerden, Instagram'dan, YouTube'dan paylaşabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yani saygı çerçevesinde kaldığımız sürece istediğiniz şekilde eleştirilerinizi tabii ki de yazın. Feedback önemli bir şey bence. O yüzden ben de seve seve dinlerim. Saygıdan kastettiğim de şu, birbirimize ne bileyim böyle küfür edercesine konuşmazsak bence bir sorun yok. Neyse. Demiş ki Enes, geçmişinizde havacılık sektöründe çalışmanıza rağmen iş konularından bahsederken havacılıkla alakalı bir şeyden bahsetmiyorsunuz. Mesela ben uçak teknisyeniyim demiş ve orada çok güzel havacılık şirketleri var. Başvuruyorum ama siz de orada yaşadığınız için birinci ağızdan bilgi vermeniz daha değerli benim için demiş. Sizden ricam, biraz daha IT sektörü dışında böyle havacılık ya da başka sektörlerden de bilgi verebilirseniz daha çok insana fayda sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi Enes, birincisi yanılmışsın. Aslında biraz doğruluk payın var, biraz yanılmışsın. Şimdi havacılıkla ilgili video var. Ben hani havacılık sektörünü anlattığım video var. Burada uçak teknisyenlerinin buraya sponsorlukla gelebildiğini anlattığım bir videom var. Aynı zamanda buradaki o işte Shannon gibi şirketler, Lufthansa Shannon gibi burada mesela teknisyen, yani uçak teknik bakım alanında çalışan şirketlerle ilgili bilgi verdiğim videom var. Ama direkt adı havacılık değil. O yüzden orada haklısın ama genel olarak var. Ama yine de bir kısaca bahsedeyim. Bu havacılıkla eğer ilgileniyorsanız ya da havacılık sektöründeyseniz ve yurt dışında bunun kariyerini kovalıyorsanız bununla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Arkadaşlar, İrlanda için konuşuyorsak burada zaten topu topu iki tane havayolu şirketi var. Birisi Aer Lingus'tır, birisi de Ryanair'dir dostlar. Ryanair'i Türkiye'deki Pegasus'a benzetebilirsiniz. Aer Lingus'ı da biraz daha Sun Express'e benzetebilirsiniz ya da Türk Hava Yolları'nın hadi diyelim biraz daha yandan yemişi gibi bir şey, öyle söyleyeyim. Yani hani bizim bayrak taşıyıcı şirketimizde yarışacak düzeyde ne bir filoya sahipler ne de o kadar iyiler. Açıkçası low cost şirketler diyebiliriz. Peki low cost nedir? Uçak biletini uygun aldığınız ama onun dışındaki bütün hizmetlere tonla para verdiğiniz, yani affedersiniz de boarding pass dediğimiz, yani uçağa biniş kartınıza bile para verdiğiniz şirketlerdir. Biz bunlara low cost şirketler diyoruz. Peki bunlardaki iş imkanını Enes sormuş, ben de söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, bir uçak teknisyeni olarak buraya gelmeniz mümkün ama bir host ya da hostes olarak buraya gelmeniz mümkün değil. Neden? Çünkü bu alanlar, hosteslik alanı arkadaşlar, size çalışma izni sağlanılabilecek bir alan değil. Çünkü iş tanımı olarak çalışma iznine yeterli gelecek bir alan değil. Yani bu ne demek? Hostesliği burada herhangi bir insan yapabilir demek, belli bir eğitime sahipse. Bu belli eğitim nedir arkadaşlar? İyi düzeyde İngilizcedir. Onun yanında da bir lise mezunu olmak, hatta belki olmamak bile kafi olur. Açık konuşayım. O yüzden hosteslik alanına da gelip kimseye çalışma izni vermezler. Özellikle Türkçe konuşan birisini almayı isterler mi? Vallahi bilmiyorum da sanmıyorum da. Eğer sanarsam da en fazla 5 ya da 6 kişi alırlar derim. Bir kere zaten Ryanair'in Türkiye'ye çok fazla uçuşu yok dostlar. İki tarafı uçuyorlar Türkiye'den. Birisi Dalaman'dır, birisi de Bodrum Milas. Aynen bu iki havalimanına uçuyorlar. Hatta şunu da söyleyeyim. İrlanda'dan oraya gittiğinizde hani Türk Hava Yolları'na alternatif daha uygun bir havayolu şirketi istiyorsanız
Ryanair'i tercih edebilirsiniz. Gerçekten ucuz. Ben 5-6 euroya bilet alıp giden insanlar tanıyorum. Kendim de bir 13 euroya falan gittiğimi biliyorum Ryanair'le. Türk Hava Yolları ne derseniz, hele bir de şu kur değişiminden sonra 250 euroydu. Herhalde şimdi 350-400'ü görmüştür. Tek yön bu arada. Çift yön demiyorum. Git gel bayağı bir para verirsiniz. Türk Hava Yolları ile geliyorsunuz. Ha, Türk Hava Yolları'nın artısı nedir? Bagaj hakkınız vardır. Ona ekstra para ödemezsiniz. Ryanair'de ödersiniz bu arada. Siz sadece bilete para veriyorsunuz. Çünkü koltuğa. Ryanair'in kuralı şu arkadaşlar. Bir sırt çantan olsun. 8 kiloyu geçmesin. Gel buyur yolculuk yapalım. Ama hani yanında bagajın varsa falan, bana sorarsanız böyle low cost'ları tercih etmek mantıklı değil. Çünkü bagaj ücretlerini acayip derecede size bayağı bir faturayı kilitliyorlar. Öyle söyleyeyim. O yüzden hani bayrak taşıyıcı firmalarla gelmek, yani airlines dediğimiz hava yolları olan şirketlerle gelmek daha mantıklı diye düşünüyorum. Ama tabii Türk Hava Yolları derseniz vallahi bayağı bir pahalı. Bir de aralarında bir anlaşma olduğu için onu da söyleyeyim. Mesela Türk Hava Yolları İstanbul'a gider ama İzmir'e gitmez. Neden? İzmir'e Aer Lingus gider. Muğla'ya da gitmez Türk Hava Yolları direkt. Neden? Çünkü oraya da Ryanair gider. Yani aralarında bir anlaşma vardır arkadaşlar. Günün sonunda bu bir ticaret, iş yapılıyor burada. Öyle görebilirsiniz ama iş olarak bayağı uzun tuttuk gerçi ama teknisyenlik alanında evet, burada Lufthansa ve Shannon, hani iki şirketin ortaklı bir şirketi var, Lufthansa Shannon olarak geçiyor. Bu şirkette uçak teknisyeni olarak çalışan, çalışma izni alan tanıdıklarım var arkadaşlar. Ve evet bu mümkün ama işte host hosteslik falan diyorsanız bunları unutun, bu çok mümkün değil. Pilotaj alanında eğitim alabilirsiniz ama pilotaj alanında gelip İrlanda'da eğitim alacağınıza gidin Amerika'da alın. Daha tanınmış bir yerde daha uyguna alabileceğiniz bir eğitim. Sonuçta yine her halükarda dolar daha uygun. Bunu söylemek istiyorum. Umarım Enes senin soruna cevap olmuştur. Bayağı bir sana konuştum. Evet, havacılık geçmişim var ama İrlanda'da havacılık sektörü Türkiye'deki kadar yaygın mı derseniz, hayır. Dünyanın en ucuz havayolu şirketlerinden biridir Ryanair. Ama iş hacmine geldiğinizde Türk Hava Yolları'nın çok da yanından geçemez, açık konuşayım. O yüzden ondan dolayı çok da bahsetmiyorum açıkçası ama bayağı bir senin için bahsettim. Onun dışında birisi şey yazmış. 500 bin euro yatırım ve bağış Türkiye'deki kur çarpanı ile mantıklı değil. Doğru. Yani belki bir hafta önceye kadar mantıklıydı. Belki 3 ay önceye kadar da. Ama artık hiçbir mantığı yok. Haklısın. Kesinlikle katılıyorum. Ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben 2018'de buraya geldiğimde 1 euro 4 TL'ye falan yakındı. Yani bakın aradan sadece... Yani 5. yılıma girdim diyeyim ben artık. 2022'ye de az kaldı. 5. yılımıza girdik. Yani neredeyse 4 katı bir daha. Yani 4-5 katı neredeyse. Hatta onu da geçecek belki. Arttı. Bilmiyorum ne olduğunu ama hani gerçekten oradan buraya gelenlerin de gelmesini zorlaştıran bir durum oluyor. Ne oluyor? Şimdi sen öğrencisin. Zaten cebinde tek atım kurşunun var. Koymuşsun yanına bir 100.000 TL diyelim. Onunla geleceksin. Şimdi sen 100.000'ini artık 20'ye böleceksin. Benim zamanımda 4'e bölüyordun. Bu çok önemli bir şey tabii ki de. Ve gerçekten hani... Bir de biraz da açık konuşmak lazım. Asgari ücret olmuş 4253 TL. Yani 4253 TL kazanan bir insanın ailesi ne kadar para yanına koyabilir ki çocuğunu yurt dışında okutsun? Çok basit mantık dostlar. Yani Türkiye'de artık fakir çok fakir, zengin tam zengin. Ya yani orta sınıf diye bir şey yok. Alım gücü diye bir şey yok. Çünkü alım gücünün ağası yok zaten. O tamamen bir hikaye oldu artık da. Yani çok uca gidiyor. Öyle söyleyeyim. Neyse devam edelim. Ben de dertliyim bayağı bu konuda, bakmayın da neyse devam. Birisi şey sormuş, kapanma durumuyla ilgili. Ha, bak bununla ilgili güzel bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Dün bir arkadaşımın çocuğu okula gittiği için ona mail gelmiş. İlk öğretimleri Ocak ayından itibaren kapatacaklar. Okullar kapanıyor yani. Okullar kapanıyor ne demek? Tahmini olarak bir kapanma gelebilir demek. Yani onu da söyleyeyim. Gelme planlarınız varsa, hele bir de şu TL'nin kur yüksekliğini dikkate alırsanız elinizi çabuk tutun. Gerçekten yani ben o maile kadar sesimi çıkarmadım ama mail gelmiş, okullar kapatılıyorsa olay ciddidir. Öyle söyleyeyim. Çünkü ilkokul kapanıyorsa abi kapat. Yani çoğu şey kapanmaya başlar. Umarım olmaz. Yani pozitif düşünmeye çalışıyorum. Ama düşünemiyorum. Kapatabilirler. Bizimkiler çok kıllar arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. İngiltere'de yaprak kıpırdasa İrlanda'da aynısını yaparlar. Kesin. Şimdi ne oldu? Orada bir yeni varyanttan dolayı, Omicron muydu bilmiyorum tam ismini, kusuruma bakmayın telaffuzum doğru değilse. O varyanttan dolayı bir kişi ölmüş. Bunu duyan İrlanda durur mu hiç? Hemen onlar da önlem olarak ne oldu? Okulları kapatıyoruz. Vakalar arttı, yapılacak bir şey yok. Artık devlet de bunu engelleyemez. Şunu söyleyebilirsiniz abi, bana da çok saçma geliyor. Şimdi İngiltere, İrlanda neden İngiltere'ye, Kuzey İrlanda'ya sınırı kapatmıyor? Çok mantıklı. Ulan zaten virüs oradan geliyor. Niye kapatmıyorsunuz da diğer ülkelere kapatıyorsunuz? Çok saçma değil mi? Mantığı şu arkadaşlar, İngiltere ile ticaret ilişkileri var. Bu kadar basit. İş yapıyorlar yani. İş yaptığı sürece de o sınır paşa paşa açık kalacak. Yani İngilizler buraya hasta olsalar da gelecekler. Hastalığı da onlar burada yayacaklar. Ama sen Türkiye'den gelen olarak asıl sorumlu senmişsin gibi davranılacak. Bu da ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Yani İrlanda'ya hoş geldiniz. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, demokrasi dediğiniz şey yani bir anlaşmadan ibarettir. Zamanında Helsinki'de imzalanmıştır. Olay budur. Demokrasi Avrupa'da da öyle hani wow gerçekten çok demokratik ilerlemiyor. Tabii Türkiye ile karşılaştırdığınızda biz demokrasi olarak çoğu hakka sahibiz.
Ama siz değilsiniz. Onu biliyoruz. Ama bu demek değil ki burası da böyle demokrasiden ölüyor aman tanrım. Öyle bir şey de yok dostlarım. Yani bunu nereden anlarsınız? Türkiye'den buraya çeşitli iş kollarından gelip sokakta delivero yapmak zorunda kalan çocuklara bakınca anlarsınız. Yani o çocukların aldığı riski düşünürseniz anlarsınız. Mesela ben geçen bir takipçimle yolda karşılaştım. Kanala cover foto falan çekiyordum. Geldi yanıma abi işte dedi hani ben seni çok örnek alıyorum falan filan videolarınla geldim. Sağ olun bana bayağı bir böyle yolda İrlanda'da çeviriyorlar beni. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani size yardımcı olabildiysem mutluyum. Benim için gerçekten olay bu. Cidden fazlası değil. Gösteriş seven bir herif de değilim zaten. Beni tanıyanlar çok iyi biliyor. Neyse. Onunla konuştuk durumu. Abi dedi işte geldim işte günde saat 10-14 saat delivero yapıyorum. İşte 14 saat delivero yapmak ya 14 saat bu çocuk dışarıda bir fiil paket dağıtıyor. Çok mu demokratik geldi? Değil. O çocuk geçinmek zorunda çünkü. İşte onu biliyorum ben. Yani bizim ülkeden buraya gelen çocukların çoğunda bu var zaten. Neden? Çocuk buraya geliyor abi. Zaten cebinde belli parası var. En fazla onu götürecek 2000-3000 euro cebine koymuştur. Hadi bilemedin Kalle abisi 5000 euro. O da onu 3 ay götürecek. E çocuk ne yapıyor? GNIB'imi mi alayım? PPS'imi mi alayım? İşte işe mi başlayayım derken bir hurra bir telaşıyla giriyorlar. Benim burada gördüğüm çoğu Türkiye'de özellikle dil okuluna gelen çocuklarda da bu var. Ne yapsınlar abi? Geçinmek zorundalar. O yüzden 14 saat pedal çeviriyor. E diyorum sosyallik abi diyor ne sosyalliği? İnsanların sosyalleştiği saatte ben pedal çeviriyorum. E peki çocuk bunu ne için yapıyor? Çok basit. Yani AI dediğimiz yani yapay zeka alanında çalışmak istiyor. Onun için master parası biriktirmeye çalışıyor. Ben yani gerçekten bu adamın avucunun içini öperim. Açık konuşayım yani. Ben öyle net bir adamım. Ben başarıya acayip derecede bir şeyleri başarmaya çalışan insanları gördüğümde gerçekten arkadaşlar önümlerinde dizlerimin üzerine çökerim yani. Yani ben öyle bir insanım. Başarı takdir edilmeli. Bir şeyleri başarmaya çalışan insanları da hayatınızda her zaman takdir edin. Size tavsiyem çünkü niye? Bunun size bir zararı yok ki. Adam bir şeyi başarırsa daha iyi. Yani en azından dersin ki bak adam bir şeye gitti, bir şey yapmaya çalıştı. İstediğini aldı. Sen de öyle ol. Anladın mı? O seni gazlasın. Ona haset yapma. Bizim milletin en büyük temel sorunu odur ya. Sürekli bir hasete düşerler. Aman bak öyle yapmış. O kim ki bunu yapacak falan. Böyle olmayın. Ha. Buraya gelenlere de söyleyeyim. Bizim milletin ortak sorunu bu. Böyle bir şeyleri etiketlemek böyle insanları. Şu şişko, şu kilolu, işte şu zayıf, şu şöyle. Bunları yapmayın. Ya burada yemiyor. İnanın bana. Burada yarı çıplak sokakta gezseniz kimse dönüp bakıp demez ki niye yarı çıplak sokakta geziyorsun. Tam tersine şunu derler. İrlanda'dır, normaldir. Yani öyle yani. Kimse sallamaz arkadaşlar. Yani bireysel özgürlüklerinize, hayatı yaşayış şeklinize acaba birisi bir şey der mi diye laf dedirtmeyin, değiştirmeyin diye. Nasıl biliyorsanız kimseniz o şekilde yaşamaya devam edin. Sadece biraz uyumlu olun. Neyse nasihat partı da biraz fazla oldu. Kusura bakmayın. Devam edelim. Ne demiş birisi? Türkiye'de kendi işini yapan memurlardan ya da çalışandan daha iyi paralar kazanıyor. Evet kazanıyorlar. Neden? Çünkü senin kurun yani kazandığın paranın bir değeri yok abi. Yani sorun bu anladın mı? O yüzden yani burada garsonluk yapan çocuk saatte 11 euro alıyor. Hadi net eline geçen 10 euro desen. 8 saat çalışsa 80 euro. Çarp bakalım şimdi 20 ile. Yani bu kadar basit yani anlatabildim mi? Olay bu yani. Burada bu aham şaham bir şey değil bu arada ha. Hani buradaki dedim size çoğu videoda da diyorum. Ortalama kazanacağınız ücret zaten 11,5 euro bandında. Zaten bu resmi rakam. Saatlik verilen size. O yüzden ne işi yaparsanız yapın. Haftalık zaten bana sorarsanız bir köşenize çok rahat 300. Hani biraz daha zorlarsanız işte hani 350-400 koymanız mümkündür bence diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Ha tabii her zaman dikkat etmeniz gerekecek şey. Her videoda da söylüyorum. Emlak sorununa çok dikkat edin. O buranın en büyük kanayan yarası yani. Ben uzun sürede değişeceğini sanmıyorum. Yani en son Galway'de bir plan yapmışlardı. Hani Cem'le videomuzda da söylemiştim onu. 2000 bilmem kaç yılında işte bitireceklermiş. Tabii 2000 bilmem kaç yılına kadar acaba insanlar burada kalacak mı ya da IT şirketleri? Onu da söylemek istiyorum. Hani biz IT'deyiz falan ya arkadaşlar. Yani burayı cazip kılan şeyi ben size söyleyeyim. Neden IT şirketleri burada? Çok basit. Sen şimdi Amerikan bir şirketsin arkadaş. Tamam geliyorsun buraya diyorsun ki ben Amerika'da 50 bin dolara çalıştıracağım bir insana burada o maaşı 3 insana veririm, 3 insan çalıştırırım. Mantık bu. Neden? İrlanda yabancı yatırımcıdan çok az bir işletme vergisi alıyor. Ve bu büyük bir para, ciddi bir para yani. Hani bakmayın öyle az değil, bayağı az bir para veriyorlar. Ve ne oluyor doğal olarak? Şirket işine odaklanıyor. Ve vergi vermediği kısımda da işte çalışanları istihdam ediyor. Bu kadar. Yani Amerika'da bir insana 50 bin dolar harcayacağını burada 2 insana 50 bin dolar harcıyor ve %50 karda. Yani sen işveren olsan tercih etmez misin? Daha ne olsun? O yüzden IT şirketleri burada ama sanmayın ki bu böyle gider, gitmez. Neden gitmez? Çok basit. Sadece İrlanda mı var Avrupa'da? Sadece İrlanda mı uyguluyor işletmelere az vergiyi? Yok. İspanya da uyguluyor. Hatta Polonya bu işin şu anda kitabını yazıyor durumunda. Yani yarın öbür gün buradaki şirketler de oralara taşınırsa çok şaşırmam. Çünkü bir işletme için arkadaşlar çok basit bir mantık var. Sen bir maliyet giderisin. Diğer her şeyde bir maliyet kalemi.
Şirket böyle hani hesap yapar. En büyüğü de en küçüğü de bakkal hesabı gibi düşün. Giderimle gelirim de abi. Ben buna bakarım diyor yani. Anladın mı? Şimdi birisi gelir Polonya'da der ki, aa İrlanda'da %5 mi veriyorsunuz örnek vergi? Bize %1 verin. Gelin buraya çalışanlarınızı getirin. İş yerlerinizi de biz ayarlarız diye. Oh onlar arkadaşlar. Yani şu kurulu düzen var ya, bir haftada gider aklınız kaçar yani. Öyle söyleyeyim size. Çünkü Yunanistan'da bir aralar böyleydi. Bayağı bir işte mesela teleperformans dediğimiz benim dilenci tenekesi diye çağırdığım bir şirket orası. Harbiden orası bir batık arkadaşlar. Aman aman gitmeyin yani öyle söyleyeyim. O şirkette çalışan insanları da tanıyorum. Onlar ayrı. Onlar ayrı ama aynı şirket. Yani tutum çok kötü. Yani 700 o zamanın parasıyla 600-700 euro veriyorlardı. Türkiye'de daha çok para kazanıyordun aynı şirkette çalıştığında. Hani öyle. Orada da patladılar mesela. Yani 3-5 tane proje kaldı ellerinde. Ya yani bu tamamen arkadaşlar devletine göre. Yani hangi devlet daha çok indirim yapıyorsa şirket oraya gider. İnanın bana çalışanını da taşır yani. Olmadı değil. Çok oldu. Hatta çalışanları bile zorluyorlar. Mesela diyor ki biz atıyorum Portekiz'e taşınıyoruz. Sana orada atıyorum çalışma izni alırız istiyorsan. Ama geliyorsan gel, gelmiyorsan da bitti işimiz. Yani gibi. Yani seni zor duruma düşürüyorlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi yorumlar bu kadar. Bayağı da tutmuşum. 15 dakika olmuş dostlar. Şimdilik burada keselim. Hafta sonu yine devam ederiz. Şimdi sorularınız olursa öncelikle kanaldaki videoları mutlaka izleyin. Bunu tavsiye ediyorum. Özellikle yeni gelen arkadaşlarım. Lütfen playlistler var. Bakın sizin için en iyiler diye playlistler var. 2 tane ondan yaptım. Onun dışında İrlanda'da ve Avrupa'da kariyer, iş, eğitim alanında hepsini ayrı ayrı ayırdım. Buradaki videolara bakın. Cidden çok güncel güzel bilgiler bulursunuz. Bulamadığınız olursa da zaten kanalı biliyorsunuz. Oradan yorum yazarsınız. Müsait olduğum zamanlarda da yanıtlamaya çalışırım. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden güzel hafta sonları olsun. Görüşürüz.